Merhaba arkadaşlar, yepyeni bir EAFC 24 Fenerbahçe kariyer modu rebuild videosuyla karşınızdayım. Artık biliyorsunuz transfer sezonu açıldı, devre arası transfer dönemi ve sizlerle birlikte oyuncu transferi yapmak istiyorum ve Gaziantep maçında da simüle edip hem oyuncu satacağım arkadaşlar hem de oyuncu satın alacağım. Şimdi transfer merkezine gidip hangi oyuncuları izliyorum onları göstermek istiyorum sizlere. Vapor, Fresneda, Diomande, Hato, işte Shelderup, artık nasıl okunuyorsa, Barco, Nonto, artık nasıl okunuyorsa bilmiyorum. Antonio Silva, Barji, Dorgu, Baturina, Asprilla, Echeverri, Ferguson, Serdar Saatçi, Kenan Yıldız, Can Uzun, Yusuf, Zidane Sertdemir, Romero ve Ealing. Evet arkadaşlar, Türk oyuncuları da satın almak istiyorum açıkçası. Takımda sadece yabancı gelecek yıldızları, yani wonderkidleri istemiyorum. Türkler de olsun, onlar da bizde gelişsin. Ben mesela Serdar Aziz'i, işte Edin Dzeko'yu, Joshua King'i falan da transfer listesine koydum bu arada. Hemen bir satın alma teklifi götürelim. İlk transferimiz için. 2,5 milyon diyelim. Yeni transfer ücreti söyleyelim. 2.800. 2.800'e tamam dediler. Hato arkadaşlar, Ajax'ın önemli yatırımlarından biri, daha 17 yaşında sol bek ve stoper oynayabiliyor. Tabii ki de transferini gerçekleştirmek bizim için çok önemli olacak. Nadir oynayan diyelim. 4 yıllık güzel. 4 yıl sonra bile 22 yaşında, 21 yaşında olacak. Şimdilik kabul edelim bakalım. Maaş 500 bin. Çok iyi. 500 euro hatta. 500 yani. 500. Vay arkadaş. 500 euroya Fenerbahçe'de oynayacak. Hato. İşte İsmail Kartal yeni transferini burada karşılıyor. Fenerbahçe'nin yeni yıldızı, yeni genç oyuncusu. Çünkü biliyorsunuz yani yaşlanıyorlar. Takıma yeni takviyeler yapmak her zaman önemli. İşte yeni transferimiz ve İsmail Kartal 2 numarayı giyinecek. Hato. Jore Hato. C diyor ya. Nasıl ya? 2 milyon olmuyor, olmuyor. Yapmadılar 2 milyona. 8 milyon 200 dedi. Diomande de çok pahalıymış. Vapor'i deneyelim. Forvet'te arkadaşlar. Alman futbolcu. Büyük bir potansiyel. Bunları erkenden takıma katmak demek. Piyasa anlamında her zaman ön planda olabilmek demek arkadaşlar. 2,5 milyona tamamım dediler. Tabii ki de 2,5 milyon bizim için iyi. Hemen transferini yapalım Vapor'in de. Rotasyon diyelim. 4 yıllık. Tabii ki çok güzel anlaşmalar yapıyoruz. Transfer dönemimiz çok iyi gidiyor. Bir stopere, bir forvete transferlerimizi gerçekleştirdik. Vapor. İşte İsmail Kartal Vapor'i de karşılıyor burada. Rebuild artık tamamıyla Fenerbahçe yenileniyor. Yeni transferlerimizle gücümüzü arttırıyoruz. 2,5 milyon bence iyi bir bonservis bedeli. Yine C diyor ya. Nasıl C ya? Şimdi arkadaşlar bu arkadaşlarımızı da izleyecekler. Bu arkadaşlar hakkında da bilgiler alıp ne yapacağız? Gerekeni yapacağız. 8 milyon 100 sağ bek arkadaşlar. Fresneda daha 19 yaşında 8,2 milyon yani 8,200 bin euroya
transferini gerçekleştirebilirsiniz bilgisi var. Bakalım alabilecek miyiz sağ bek'e de yeni bir kan olması tabii ki de önemli. Takas oyuncusunu çıkartalım. 8 milyon 200 yapalım direkt. Evet, Sporting Lisbon'un genç oyuncusu Fresneda için de anlaşmayı sağladık. Fenerbahçe olarak geleceğe yatırım yapmaya devam ediyoruz. Rotasyon diyelim, 19 yaşında. 5 yıllık çok güzel, daha 24 yaşında olacak arkadaşlar. Bir de şöyle güzelliği var. Maaş bakımından da fazla bir şey istemiyorlar. İşte Fresneda Fenerbahçe'de. İşte yardımcı antrenörümüz, ardından İsmail Kartal yine elinde telefon. Yeni oyuncusunu karşılıyor. Rebuild'umuza resmi olarak başlıyoruz. Başladık. Oyuncuları teker teker alıyoruz ve oyuncu satıp para kazanıp yeni oyuncuları tekrar kadroya katacağız. Tabii ki de 8.250 milyon. Gayet iyi bir fiyat. Ve çok önemli bir futbolcuyu kadromuza kattık. Bu önemli karşılaşmayı şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte simüle edeceğim. Hızlı simüle, maçı simüle edelim. Markovic, Maxim, Hayeti. Sonuca geç diyelim hemen. 0-0 berabere kaldık. Sıkıntı yok. Çünkü ligde zaten iyi bir futbol oynuyoruz. Şimdi beni neden transfer listesine koydun diyor. Say Samuel. Real Betis 10.900 vermiş. Batshuayi'ye, biz Batshuayi'ye bakalım iyi bir fiyata satabilecek miyiz? 12.5 versek. 11.300. 11.5 diyelim. 11.5'a Batshuayi'yi satıyoruz arkadaşlar. Batshuayi serbest kalma bedeli 19'du. O biraz aslında şeydi yani, nasıl söyleyeyim, öylesine. Lee için transfer teklifi geldi hemen. Ay, kabul edecektik ya, yanlışlıkla reddettim. Neyse. Teklifi kabul edelim. Batshuayi takımdan ayrılıyor gördüğünüz üzere. Batshuayi iyi bir para kazandırıp takımdan ayrılıyor. Kendisi bizim için çok goller attı. Ama artık ayrılık vakti. Kendine dikkat et Batshuayi. Michy Batshuayi 11.5 milyon. Gayet iyi bir fiyat. Hemen transfer merkezine gidelim. Bir yanıt gerekiyor diyor. Kısa süreli satın alma opsiyonunu diyormuş. Biz satın alma opsiyonunu vermeyeceğiz. Direkt satacağız kendisini. Arsenal'e yeni gitmiş. Neyse, kadromuza bir bakalım. Şimdi Edin Dzeko tabii ki de forvete geçti. Hato nerede? Hato. Oynasın aslan parçası. Yeni transferlerimizi de yavaş yavaş takıma adapte edelim. Santra yapıp
Maçı simüle et diyelim. Sonuca geç. Yine beraberlik. Güzel. İki beraberlik. Simülasyon olayında gol yemeyip berabere kalmak iyidir. Luan Perez. Galatasaray istemiş. Verelim Galatasaray'a gitsin. Kadro merkezi. Transfer merkezine bakalım. Halen daha bir şey yok. Anasını satayım. Ayrılık vakti. Mert Hakan Yandaş da Fenerbahçe'den ayrılıyor arkadaşlar, görüyorsunuz. Güle güle Mert. Bedavaya Adana Demirspor'a gittin. Para da kazandırmadın. Komutan general diye şişirdiler seni sürekli. ...63 puanla birinci sıradayız ligde. Evet, Luan Perez takımdan ayrılan başka bir isim. Lee de ayrıldı. Kiralık gitti. Nazım da gitti. Gitsinler arkadaşlar. Takımı yeniliyoruz. Hemen kabul edelim. Serdar Aziz'i de 1.350 milyon. Diğerini de istediğine gitsin. Arkadaş halen daha mı? Ne rapormuş ya. Evet, Joshua King de gitti arkadaşlar. Takımdan yavaş yavaş ayrılıyorlar dostlar. Güzel paralar. Cengiz'e bir teklif geldi. Cengiz'i satmayacağım. İyi bir para ama yalnız. Sol bek Dorgu. 5 milyon euroyu verip direkt alayım arkadaşlar Dorgu'yu. Da 19 yaşında. Çok güzel. İyi bir transfer. Yeni bir transfer daha. Dorgu Fenerbahçe'de. Gençleri doldurduk takıma. Tabii ki de güzel oldu bu. Can Uzun. Türk bir oyuncu. İki buçuk milyon. Grafik karışmış. Çok güzel. İyi bakalım.
Evet, güzel bir transfer oldu bu da. Takımımıza gençleri kazandırmaya devam ediyoruz ki Türk gençleri olması da ayrı güzellik. Çünkü milli takıma oyuncular yetiştireceğiz Fenerbahçe olarak. Can Uzun tipini de yapmışlar bu arada. Zidane, Sert Demir. O da gelecek vaat eden bir oyuncu olarak görünüyor. Tamam, çok güzel. Tamam. Yeni transferimiz Zidane, Sert Demir arkadaşlar. Rebuild'un dibini görüyoruz hep birlikte. Gençleri kadromuza katıyoruz. Az para verip iyi işler yapacak oyuncular desek yeridir. Şu arkadaşımızı da alalım. 4,3 milyon diyor. Daha 18 yaşında. Alalım arkadaşlar. Bunlar ucuz oyuncular. Hiç görüşme yapmamıza gerek yok. Hiçbirinin zararı olmayacak bize. Öyle söyleyeyim. Çok güzel. River Plate'ten de çok önemli bir potansiyeli transfer ediyoruz. Kaç transfer yaptık? Hepsine bakacağız. Hepsini inceleyeceğiz. .300 kesin F eder şimdi. Desin arkadaşlar, sıkıntı yok. Romero, Luca Romero. Bu pahalı olur ama. Serdar Saatçi 7,1 demiş. Maturina 20 yaşında. Şu Barcı arkadaşlar hatırlarsınız, 23'te de transfer etmiştim. Burada da edeyim transfer. O tabii bu önemli. Wonderkid olduğu için kabul edilmedi. Maalesef. Bakalım yeni transferlerimize. Ve onlara da antrenman. Transfer merkezi diyelim bakalım. Kenan Yıldız'ı alabiliriz. Umarım. €2.100.000. Allegri hemen dedi ki alın dedi. Türk oyuncuları. Güzel. Kenan Yıldız da Fenerbahçe'de. Yani arda arda transferler yapıyoruz. Rebuild'un hiç beklenmedik transferler gerçekten. Bakalım bu genç yıldızlar takımımıza ne kadar katkı sağlayacak. Hep birlikte göreceğiz arkadaşlar. Barco 5,5 milyon diyor. Sol bek, sol kanat. Her yerde oynuyor. 19 yaşında. Bakalım.
Tamam, Mert Müldür gitsin arkadaşlar, önemli değil. Emin olun daha iyi bir yatırım oldu. Vay vay, önemli olmak için. Tamam olsun. Çok güzel. Barco'da Arsenal'den transfer ediyoruz. Kendisini Valentin Barco, Mert Müldür karşılığında takas olarak kadromuza dahil edildi. İyi bir futbolcu aldık. Diomande 16.900 diyor. 20 yaşında, 76 ortalaması var. Ne kadar paramız kaldı? 7'yi istediler. Güzel. Tadiç'i takas yoluyla Sporting'e yollayacağız arkadaşlar. Rebuild'un dibini görüyorsunuz. Diomande, artık Diobande mi, Diomande mi, onu da alıyoruz. Rebuild dediğin böyle yapılır. Arda arda transferler. Diomande, Dušan Tadić'in yerine. Fenerbahçe'de 9 milyon euro kadar bir paramız kaldı. Barco sol bek. Herhangi bir transfer. Bakalım gelecek mi teklif. Ona göre hareket edelim. İyi para kazandıran bir teklif gelirse. Vişçaya bak, 33 yaşında Everton yaptı. Satmam. Emre Mor'u satmam. 4 nokta. Biz de ona göre yaparız. Barcı gitti arkadaşlar. Alamayacağız onu herhalde. Batur İnay'a bak. 16 milyon diyor. Silo 36 milyon diyor. Romero 4.4 milyon. Belki alabilirim Romero'yu ya. Çok güzel aldım lan. Çok güzel be. Çok iyi transfer. Romero'yu bilerek çok önemli yaptım çünkü gerçekten önemli. 5.5 milyona Romero almak. Hemen yeni transferimize antrenman planını da yapalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar, yeni
oyuncularımızda yepyeni bir kadroyu kurduk diyebilirim. Romero da artık bizimle birlikte. Valla bu oyuncuları nasıl dizayn edeceğiz hep birlikte göreceğiz. Hatosu, Fresnedas'ı, Barcos'u, Freddy. 1, 2. Aslında bir tane Türk oynatabilirim arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz. Meo oynuyordu bu çocuk. Ha şu şekil. Ferdi'yi de önde oynatacağım. Yani 1, 2, 3 tane Türk oynuyor. 3 Türk kuralına uyuyoruz. Bir sıkıntı yok. Şöyle yapabiliriz. Romero. Sağ ayak. Romero'yu ilk 11'de başlatıp onu deneyeceğim. Evet. Şu anda arkadaşlar kadromuzdaki yeni oyuncuları da sayayım. Romero 71 ortalaması var. 68 Viper. Artık Viper'le golleri bulmaya çalışacağız. Hato 69. Diomande 76 ki en pahalı transferimiz. Fresneda, Barco. Can Uzun, Echeverri, Dorgu. O da sol bek arkadaşlar. Kenan Yıldız'ı da aldık. Bu şekilde yeni transferlerimiz yavaş yavaş takımımıza o da adapte olacaklar. Evet arkadaşlar, sattığımız oyuncular da Tadic, işte Serdar Aziz gibi oyuncular. Güzel fiyatlara sattık. Batshuayi'yi sattık. Umarım kariyerlerinde oyunda bile olsa iyi bir serüven yakalarlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Bir sonraki maçımız Sivasspor'la olacak ve yeni transferlerimiz sağlı olacak. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın.